Gördüm çocuğumu uzaklaştırma aldırıyor, başkasını kucağına verdirip baba bu derse ben nasıl yakınlaşabilirim? Tövbe estağfurullah. Benim çocuğum. Yemin evet. ederim otogara kadar götürdüm burada otogarına. Orada gördü hatta bana evet. orada şu teklifi yaptı. Ben seninle resmi nikah yapayım, başkasıyla imam nikahlı yaşayayım. Hayır, bu teklifi de yaptı ama kötü bir niyeti yokmuş. Bakın. Bir dakika. Şimdi, bunun mesajı da var bende. Kimle dine nikahlı yaşayacakmış? Kiracı Gülsüm'le. Kiracı Gülsüm de seni aldatıyor. Hı-hı. Yok, onunla sözlendi zaten bebeğim hikayelikken. Meğerse evet, ki yapmış oraya. Da ondan bahsediyormuş. Kiracı Gülsüm'le dini nikahlı yaşayıp benimle resmi nikahlı yaşayacak. Müşra'yla da şimdi bir söylerken ben kendi bir yandan anlamaya çalışıyorum. Mesajları da var. Müşra'yla da resmi nikah kıymak istemişsin Murat, doğru diyorum. Mu? İki ay önce gelip beni kandırdı. İki ay önce değil. Bir saniye, 2-3 ay önce beni gelip kandırdın. Beni otele götürüp de resimlerimi boy boy in. İki ay öncesi değil. İstanbul'a çocuğunu şey yapmaya getirdim. Görmeye getirdim. Hatta ben Zeyno diye bir kız arkadaşımız var. Onda kalacaktım. Ben iddiayı söyleyeyim bu arada. Ya Murat Bey diyor ki beni kandırdı. 2-3 ay önce götürdü bir otel odasına. Ve benim uygunsuz görüntülerimi... Uygunsuz kıyafetsiz değil. Ben Murat Bey'in söylediklerini bir rütükle icabı anlatmaya çalışıyorum. Kıyafetsiz görüntülerimi, uygunsuz görüntülerimi çekti. Sonra ne yaptı Murat Bey? Gülsüm'e attım. Ya Gülsüm'e attın mı? Gülsüm'e attım tabii ki de. Kadın çektin mi? Gibi. Vallahi attım. O hali. Hayır, ortamızda bebek var. Üçümüzün resmini attım. Gör hani bak. Çünkü kadına anlatmaya çalışıyorum bunu dolandırıcı olduğunu. Parası gitmesin diye uğraşıyorum. Niye uğraşıyorsun? Kadının da arabasını sattırmış. Bankadaki paralarını yemiş. Ya seni aldatmış, lehini almış. Gitmiş senin yanına, yani senin yanından gitmiş, başka birinin yanına gitmiş. Sen Gülsüm'ü niye düşünüyorsun ki? Biz de o halde kovup da o hayatı yaşayamaz. Ha, yani hem Gülsüm'ün ne olduğunu görsün. Tabii bir yandan bana yalvarıyor çünkü. Bunları yaptın mı Murat? Mesajları var bende. Murat yaptın mı bunları? Didem Hanım şu an bak Şebek'e gidebilirim. Rahmetli Nariye'nin köyünün oradayım. Tavşantepe'nin oradayım. Şebek'e gidebilir burada. Otobüs kullanıyorum. Ha. Bakın otobüs kullanın. 5 dakika sonra tekrardan arayabilirsiniz beni. Ya hayır, bir an sesin gayet iyi geliyor. Konuşalım. Hayır. Bir yandan... Ben de bir de orada gideceğim. Sürekli kullandığım için araba. Evet. Dediğim gibi benim uygun... Ses gitti. Dediği gibi oldu. Evet. Tavşantepe'den mi geçiyorsun şu anda ya? Ay, çocuğa da yazık günah. Ya inşallah orada da adalet yerini bulacak. O tutuklular cezaevindeler. Dolayısıyla oradan gelecek, yani sayın savcımızdan gelecek haberleri bekliyoruz. Biz elimizden gelen ne fazlasıyla yaptık biliyorsunuz. Şu an gözümüz kulağımız savcılarımızda, iddianame yazıyorlar. Narin'den bahsediyoruz. Şimdi Müşra'nın annesi telefon attığında, yani Müşra'nın adı ne? Emine. Yani? Emine Hanım. Emine Hanım attı mısınız? Dayım. Siz Murat'ı... Müstakbel damadınızı sözde bir hocaya götürüp böyle Büşra'yı mı aradınız? Ya üstüme çok geldi. Bana bağırdı, çağırdı. Nelle söyleniyor, sen biliyorsun yerini, bilmem ne yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ben de Burhaniye'de bir yer vardı. Oraya gittik. Götürdün dedim, gel anne. Bak kendin dedim, bir duy dedim bakalım doğru mu yanlış mı? Evet. Orada şey yaptı. Adam da dedi kızının rahatı iyi dedi. Merak etme, bir deniz kenarında dedi. Bir kızla beraber dedi. Sıkıntı yok dedi, o kadar. Dedim Murat duydun mu, benden bir alakası varmış mı, yok. O zaman dedim ne konuşuyorsun? Geldik eve, gerisi geriye. Dedim Murat sen dedim bu böyle gelmeyecek. Sen git dedim bu eve gelsin. Sen gitmediğin sürece bu eve ben gelmez dedim. Ben kız arkadaşımdayım. Tatilde matilde değilim. Anne bilmiyor mu nerede olduğunu? Anne nerede olduğunu bilmiyor mu? Anneme de söylemedim. Niye söylemiyorsun peki? İlk ben söylemedim çünkü çok fena sıkıştırıyor. Murat. Peki Murat mı haklı yoksa Müşra mı haklı Emine Hanım? Kızınız mı haklı? Müşra haklı o konuda çünkü Müşra yapmadığını bırakmadı. Benim evimde kalırken 3. kattan camdan aşağıya gecenin 4'ünde atmaya kalktı. Hamile edilmişti. Bunu içeriye şey yapmaya uğraşıyorum. Buraların falan da yara olmuştu benim dizlerim. Onu çekmeye çalışırken. Annem polisi üçüncü katta aracan... Murat kendisini atmaya çalışıyor. Evet evet, affetmiyorum diye. Ha, affetmiyorsun diye. Ha, öyle tehditler ediyor. Sabah annesini aradım. Dedim ki oğlum dedim tedavi ettir dedim. Kendi şey yapmaya kalktı. Bu saplantılı bir hali var sana karşı. Tabii akrabalarına falan söylemiş zaten. Ben en çok Müşra'yı sevdim Murat diye. Öyle mi? Peki bak Emine Hanım yani acayip şeyler söylüyor. Yani daha doğrusu Müşra da söylüyor. O kadar yani çok şey saplantılı diyeyim. Bir şeyin varmış ki ilgin ya da şeyin. Şimdi kendini pencereden şey atmaya kalkmışsın. Bir şey diyeceğim. Benim evimde çıkan benim hani annesi hocanın yolunu bilmezdi. Hani öyle diyordu az önce. Ben götürdüğünü bilmiyordum.
Bilmiyorum, yalan söylüyorsun. Şu an anneme de kızdım hatta. Annene kızdın. Yalan söyleme. Bu bir. İkincisi. Benim sorum o değil de Murat. Benim sorum şuydu. Yani söyleyeceğim. Müşraya karşı. İşte oraya geleceğim. Evet. Bana bir muska yapılmıştı. Benim evimden çıkan muskaların bahçe hesabı yok. Sana Şükran yaptırmıştı. Şükran kim? Ha, Şükran. Ablası Şükran'a falan söylüyordu. Ailesiyle beraber gidiyorlarmış. Şükran'a, Murat Şükran'a bağlansın diye yaptırıyorlarmış. Ay siz neler yaşamışsınız ya. Murat annenin adı ne? Benim annemin adı Ayhan. Annemin pijamalı uygunsuz resimlerini de internette paylaşmadım. Onlar da duruyor. Ne? Annenin fotoğraflarını mı? Evet. Oğlumla evet, beraber şey giymiş, pijama giymiş annesi. Oğlumla yerde oynuyor. O yani. Bir dakika. Bunu da paylaşan ben değilim. Bir dakika. Yani oğlunla oynuyormuş. Oğlunla oynadığı fotoğraflar uygunsuz fotoğraflar fotoğraf mı? Fotoğraf değil, video. Evet, evin içinde. Evin içinde olan videolar. Evin içinde oynuyorlar çocuğumla. Bunda bir şey yok ki. Ha, uygunsuz dediğim normalde örtülü, örtüsüz tabii, tabii. Fotoğrafları. Evet, pijama ya da pijama gece kıyafeti. Gece kıyafeti. Ben paylaşmadım. Tamam, Ayhan Hanım telefon attığında şu anda annen. Ayhan Hanım merhabalar, duyuyor musunuz beni? Alo. Efendim. Ayhan Hanım merhabalar, Didem ben, canlı yayındayız. Merhaba. Selam canım. Senin uygunsuz fotoğraflarını oğlun diyor ki Büşra almış, çekmiş bir yerlere atmış. Evet canım öyle yaptı. Ha. Ya gerçekten ben hayatta baş açıp gezmiyorum. Baktım ha. Uygunsun. Ben böyle pijamayla yapıyorum. Ben ya o zaman daha bizim yanımızdaydı. Ben onun evindeydim. Çocuklarla oynuyordum. O fotoğrafı internetle paylaştı onu. Ne demiş fotoğrafı paylaşıp sizle ilgili? İşte bunu ben paylaşmıyorum. Murat'ın dolandırdığı bir kız paylaşıyor. Ha, ben paylaşmıyorum. Murat bir kızı dolandırmış, o kız paylaşıyor. Ya atıyorum annesi değil. Bu diye kız paylaştı. Hatta sonra kaldırdı. Kız da kaldırdı. Paylaşan kızın adı ne? Peki o eline nasıl geçiyor? Kızın eline nasıl geçiyor? Ben annesi bu diye hani sürekli oynuyorlar diye kıza da şey demiş. Asla istemiyorduk falan filan demiş. Bak dedim nasıl istemiyorlardı? Ha, benim çocuğumla annesi de oynuyor, tabii, seviyor tabii. Deyip senin fotoğrafını kız da paylaşmış dolandırıcı diye. Ayhan Hanım senin fotoğrafını işte başka bir kızla görüşüyormuş senin oğlun. Onu atmış. Bak demiş benim kayınvalidem çocuğumla ilgileniyor. Aramıza girme diye başkasına göndermiş. O paylaşmış. Ben paylaşmadım diyor Ayhan Hanım. İnandırma Müşra'ya. Yok sen değil o paylaşmıştı sen değil. Sonra ben Türkçe bilmiyorum. Ha, evet. Yani gerçekten bu benim yanımdaydı. O gitti şeyde başkasıyla nişanladı, başkasıyla geziyordu, başkasıyla şey yapıyordu. Senin oğlun da nişanlanmış. Senin oğlun da. Ayhan Hanım bak senin oğlun da gitmiş o sırada ayrılmışlar bunlar. Senin oğlun da gitmiş başka hayır, kadınla hayır, görüşmüş. Hayır. O zaman bizim yanımızdaydı. Biz de yani o kadar bizim de bir gururumuz var. Bizim peki, de bir şeyimiz var. Ayhan biz Hanım, o zamandık artık. Ayhan Hanım torununuzu kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Ha şu anda versin bana ben bakarım o çocuğa. Şükran'a neden peki diyorsunuz asla? Olduk acıldık aldık diyorsunuz. Doğrudur, sizin akrabalarınız bana doğru. Böyle mesaj atıyorlar. Diğer kadın mı? Doğrudur. Söylesen otoboza nereye giderdin? 4-5 arkadaşıyla nereye gidiyorsa benim oğlum onu kurtardı. Nasıl söylesin. Yolda buldu ya? Nasıl yolda buldu? Bir tane buldu? Kız arkadaşımla otobüste gidiyordum. Az önce anlattım. Otobüste ya, gidiyorlarmış. Söylüyor. Yolda yürümüyorlarmış. Otobüstelermiş. Nereye gidiyordun? Söyle sen de doğru söyle. Nereye gidiyordun? Tamam Hatay'a gidiyordum kız arkadaşımla tatile. Tatile ben senin oğlunu tanıdım. Sen tatile gidiyordun. Evet kız arkadaşımla. Kız doğru arkadaşımla söyle. Gidiyordum. Nereye gidiyordu Ayhan Hanım? Ha. Nereye gidiyorlarmış kızlar? Başka bir şehre bu. Eğlence mekanlarına. Hayır. Evet. Vallahi oraya gidiyordun. Ya boşuna uçuyorsun gerçekten ya. Benim oğlum onu kurtardı. O yani dedi yani böyle bilmiyorum. Oğlum beni kurtardı. Yani şunu söylüyor, kelimeyi söyleyebiliyor muyuz ya? Ben de nasıl yayın yapacağım bilemiyorum. Yani konsomatris mi? Bunu mu diyor? Evet, bütün akrabalarını öyle söylemişler, hala da söylüyor. Yani eğlence mekanlarında konsomatrislik yapıyormuşsun, öyle mi? Evet. Yaptın mı peki? Oradan, hayır, hayatımda öyle bir şey yapmadım. Ya, gidip mesela barda marda eğlenmişimdir. Ailem de olur, kız arkadaşlarım olur ama gidip böyle bunu para karşılığı yapmadın. Hayır, para asla.